Biz okuldayken fotoğraf okuma diye bir ders vardı. Yani dersin içinde böyle bir konu vardı. Özellikle bütün bu politik fotoğraflar, savaşta çekilmiş fotoğraflar. O bir işte kare, bir dikdörtgen, neyse boyutu. O kadar onu görüyorsun. Yani bir tarafta eğlenen bir güruh fotoğrafı çeker ve o bölgeyle ilgili burası çok neşeli bir yer yazarsan ve etrafta insanlar ölürken onları fotoğraflamazsan, işte fotoğraf o kadar sınırlı ve kısıtlı bir şey. Dolayısıyla fotoğraf andan öykü çıkartıyor. Seni inandırmak istediği şeye inandırıyor. Bir toplumu bir yerden alıp başka bir yere de götürür. Çünkü algıyı değiştirir. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek. Çekenin gözünden, çekenin gördüğü, çekenin anlatmak istediği kadar. Çekmediği de senin bilmediğin. Yani ne kadar etkili ama bir o kadar da yalan aslında fotoğraf bence. Estetik. Mesela 90-60-90 kadınları çekmek mi estetik? Mesela estetikten anladığımız o mu? Yoksa kilolu, işte göğüsleri sarkık, yüzü çizgilerle dolu, karnında kat kat yağlar olan bir kadını saçını tararken çekmek mi estetik? Benim için ikinci söylediğim, yani magazinlerin, dergilerin ya da dünyadaki o kapitalist sistemin sana bu güzeldir dediği şey değil de o anda gerçekten yaşayan bir şeyi çekerken doğru bir bakış açısı bulmakta gizlidir estetik. Yani bu kadının ya da adamın inanılmaz güzel ve altın orana sahip olmasına gerek yok estetik barındırabilmesi için fotoğrafın. Estetik baktığında belli bir simetriye sahipse, yani elini uzattığı, ne bileyim ben, saç fırçasıyla saçını tutuşu ve aradaki o mesafe de gizli olan o oran doğruysa orada bir estetik var ve bu hesaplanarak o an yaşanırken bu fotoğrafı çeken kişi bunu görerek çekiyorsa zaten orada bir sanat tam bahsedebiliriz. Öbürü adı altında aslında moda fotoğrafı, işte insanları öykündürecek olmadıkları hal konusunda kıskandırıp böyle bir kara deliğin içine sokacak öğeler barındırıyor. Bana çok gerçek gelmiyor. Benim estetik algım en azından böyle çalışıyor. Bir şey yok. Ben hijyenik şeyler, yani hijyenik yaşamaya çalışan ama hijyen dolu hayatları çok sevmeyen, sanat üretisi yapanlar anlamında böyle her şey temiz, açık, net, çizgiler çok belirgin. O bende biraz kör göze parmak anlamına tekabül ediyor. Ben üreten kişi olarak yani üreten kişinin sancı çektiğini düşünüyorum. Sancı bir yaran var demek. Yaran varsa tamamen hijyenik, temiz, püripak, %100 sağlıklı bir akla sahip değilsindir de demek. Ben o yarayla yapıldığını düşünüyorum. Her şeyin, bir fotoğrafın bile onu çekip yansıtma arzusu, bir ölüm korkusu, bir hayatta olmayı istemek, ben varım diye aslında kendini teşhir etmek. Bunlar bir sancıdan, bir marazdan çıkıyor. Maraz kötü anlamda değil ama bir söylemek istediğin bir şey var. Çapak bırakmak lazım her şeyde. Bilerek ya da bilmeyerek. O zaman içeriden geldiğini düşünüyorum. Biraz kir bırakmak lazım. Yani lazım kime göre? Bence öyle. Ben öyle şeyleri seviyorum. Yaşayan şeyleri seviyorum. Thank you.
ben Şensoy'u çekmek isterdim herhalde. Şimdi böyle hani soruyu duyar duymaz aklıma gelen o. Bir, çok seviyorum. İki, hayatını yazarak, oynayarak geçiren biri olmadığı, yazarak ve oynayarak hayatı geçiren biri olduğu için. Bu dünyadan olmadığını düşündüğüm için. Benim için gerçekten önemli fikirlere, önemli bir hayat görüşüne sahip olduğunu düşündüğüm için. Yani üretinin ondan ayrı durmadığı için. Yani Ferhan Şensoy'u görsellemek, belgeselin onun yolculuğunu çekmek, gerçekten bu yolculuğu böyle dibine kadar yaşamış bir insan olduğunu belki de düşündüğüm ya da biyografilerini okuduktan sonra müthiş etkilendiğim, o bilmem, çok sevdiğim için. Ha, niye seviyorum, onun cevaplarıdır belki de bu. Belki de etrafta çok fazla dışarıdan bir göze izin de vermediği için. Hani merak ettiğim için. Zannederim asıl cevap bu. Her şeyin ilk sebebi kişisel merak. Sonra onu bir şeylere yediriyorsun. İşte bir ödev olsun bari diyorsun. Çok önemli bir adam, o yüzden çekmek istiyorum diyorsun. Ama aslında kişisel merak. Ne kadar benzediğini görmek istiyorsun aslında. Yani işimiz izlenmek tabii sahnede ama. Bilinirliğimiz de arttıkça, ki ben bu işi 15 yıldır yapıyorum. Kurtulduğum bir evre geliyor. Ama asıl mevzu bu değil herhalde. Ben, sen bu ekibe gelip bizimle bizim fotoğraflarımızı çekmeye başladığından beri, sen olma, başka biri ol, bize yemek çıkartsın mesela ama bizimle dolansın. Bende bir empati hastalığı var. Yani herkes iyi mi derdi vardır. Bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Ekipteki çocuklar da, Eda da ya da işte sesçimiz de, Berk ya da Mert, kim geliyorsa, Rodi de, ses amirimiz de, sahne amirimiz de. Herkes iyi mi, herkesin keyfi yerinde mi gibi sürekli bir derdim var benim. Eve misafir gelse de bu böyle hissettirmem. Ama içimde çok yaşarım. Mutlu mu, iyi mi? Bunun iki yolu vardır. Ya yok sayarsın orada olan kişiyi ya da sahiplenirsin. Ben bir süre yok sayıp sonra nedense sahiplenmeye doğru gidiyorum yani. Korumaya, o böyle aptal bir anaç duyguyla kollamaya ve belki bir şeyler görüyor mu, öğreniyor mu, gördüğünü seviyor mu, sevmiyor mu ya da bu gördüklerinden ne süzüyor acaba? Bunlar beni yoruyor. Sadece ben varlıkla, insan varlığıyla, bir hayvan varlığıyla bile, yani bu kedi acaba bu evde sıkılıyor mu, mutlu mu? Seyirciler iyi mi, mutlular mı? Değdi mi gelmelerine? Bunlar beni hayatım boyunca çok yormuş kaygılar. Annem beni doğurduğuna mutlu mu mesela, hani, ya da babam iyice miydi, rahat mıydı? Niye bilmiyorum, böyle bir hastalığım var benim. Dolayısıyla etrafım çok kalabalık. Hani eş, dost, iş, güç hep insanla geçiyor ve bu benden müthiş enerjiler alıyor. Bunu kimse bana yapmıyor, bunu ben kendime yapıyorum. Evet, çevrenizde daha fazla düşünmenizi gerektiren insan olması... Aslında gerekmiyor, lazım. Herkes kendinden menkul. Herkes kendine bakıyor zaten. Ama ben dert ederim hep. Ya uzaktaki birini de edebilirim dert yani. Usulca buluruz yerimizi. Bilinip bilinip eriyiz.
Hayır. Annem, onu da öyle söylerim. Annemsiz. Doğaldır o. Yok. Olmamalı kimsenin de bence. Çok beğendiğim, çok hayran olduğum, kendimce platonik anlamda müthiş aşklar beslediğim çok insan var. Ama kahraman yanlış bir şey. Kahraman gölge eder insana. Yani olabileceğin şeyi o öyle bir kahramanlaştırırsın ki olamazsın. O yüzden kahraman olmamalı bence kimsenin. İstemem. Tabii ki ölmek istemem. Yani bunun nasılı yok. Herkes uykusunda ölmek ister muhtemelen. Ben öldüğümü bilmek isterim. Ya ölüyor olduğumu ama bunu tabii ki acıyla değil, kabullenerek. Ya o yolculuğa hazır bir şekilde, uykuya dalar gibi hazır. Ve kafamda en ufak bir nereye gidiyorum sorusu olmadan gitmem gerektiğini anlayarak isterim. Yani tabii ki kadını erkeğe de sorsan ilk akıllarına ya aşk gelecektir ya cinsellik gelecektir. İlkler unutulmaz ama daha duygusal ya da daha tatsal bir şey soruyorsan sanırım çok net olmamakla birlikte geleceğe dair aklıma tohumlar eken anlardır benim hiç unutamadığım. Yani ileride ben bunu olacağım dediğim bir an mesela benim için unutulamaz bir an olabilir. İşte ya müzik yapacağım ya da oyuncu olacağım ya da ben evet İstanbul'da yaşayacağım filan. Onlar daha böyle soyut ama bir durumdan çıkmıştır. Peki onlar benim için heyecanlı ilk anlar olabilir. Ve tabii ki aşk yani bu neyle olursa olsun. Yani bir şehre duyduğun aşk, bir adama, bir kadına, bir ara sokağa filan onlar hep ilk böyle bilmediğin bir şey çünkü. Ahmet Hamdi Saatleri Ayarlama Enstitüsü en sevdiğim kitap olabilir. Haksızlık etmiyorsam okuduğum diğer kitaplara ilk hep o geliyor aklıma. Belki o dönemde okuduğumda beni çok etkiledi hiç. Uyan albümünün lansmanı Ghetto, İstanbul, kulis. Babam. Parafin. Çok uzak. Oo, çok fazla şey. Can ne biliyor musun? İlk söylediğinde babamın ismi olsa bile Can... Sanırım bir şey anlatırken elimi her götürdüğüm şurası. Bu bir kelime değil ama. İskenderun. İlkokul. Yılmaz Güney. On sekiz yaş. Ömer Kavur Gizli Yüz. Şarkılarımda hep olan. Çocukluk. Robert Frost diye bir şair var. Onun
The Road Not Taken diye bir şiir var. Yol dediğim zaman o şiiri okurken üniversitede aklıma düşen bir yol imgesi var, fotoğrafı var. Hep o geliyor. O yüzden Robert Frost. O da annem, o da İskender'in evi, öyle bir şey benim için. Başka bir şey değil. Alıştığın yer. Sen. Herkesin çok az kullandığı kelime. Altyazı M.K.